Hüseyin'in yolunda. Ya Hüseyin, masum kuzum yok sana kurban vermeye. Ben de Alemdar Abbas'ımı koç kurban veriyorum senin yoluna. Bu şehir çocuklarına bir yudum su getirir misin? Ne olur amca, su getir bize. Getireceğim canım Rukayya. Getireceğim. Abbas amcan söz veriyor. Hepinize su getireceğim. Ey Hüseyin! Neden savaşçı göndermiyorsun? Efendim, canım sana feda olsun. Sabrım tükendi. Artık izin ver. Abbas, alemdarım, sana kurban olayım. Bu kimsesiz hanımlar ve şehit yetimleri senin varlığınla kendilerini güvende hissediyorlar. Düşmanlar senin korkundan onlara cesaret edemiyorlar. Bu sancak seninle dalgalanıyor. Sensiz bu mazlumların ümit ve güvenleri bitecek. Ey Hüseyin! Askerin kalmadıysa kendin gel meydana. Ya Hüseyin! Baksana! Abbas nasıl hislenmişti. Ona izin vermezsen, düşmana kalmadan hissinden, himmetinden, gayretinden ölür Abbas'ın. Artık ona izin ver. Şimdi seni meydana davet ederken gayretkeş Abbas'ın dayanıp durabilir mi? Aman efendim, ben senin hizmetçin ve kurbanlığın. Bırak Abbas. Alemdar. Sancak tutan kollarına bacın Zeynep kurban olsun. Engel olma Hüseyin'e. Kollarını bu denli öpmesinin elbet bir sebebi vardır. Çıkmıyor musunuz? Biz mi çadırlara gelelim? Artık beklenmez. Abbas meydanda durup savaşmıyor. Orduyu yarıp Fırat'a doğru gidiyor. Ama onun Fırat'a ulaşması imkansız. Çünkü hurmalıkların arkasında 4000 savaşçı duruyor. O su çadırlara ulaşırsa artık onların karşısında kimse duramaz. Endişelenme emir. Seçme askerler arkadan vurup işini bitirecekler. Kolum kesildi. Sağ kolumu kestiyseniz korurum ben dinimi. Savunurum solumla Sadık İmam Hüseyin'imi. Bize bu dini getiren peygamberin oğludur o. Kula kulluktan kurtaran özgürlük sembolüdür o. O suyu getiremeyeceksin Abbas. Atılır! Hedef su tulumu! Baksana, su tulumu isabet oldu diye Abbas nasıl perişan. Sanki tulumdan su değil de onun ruhu akıyor. Su boşaldıkça Abbas nasıl da bükülüp kullanıyor. Ah!
sol kolum da kesildi. Hey! Abbas! Gayretli ve himmetli alemdar sancağa düştü mü? Bitirin işini! Efendim, ya Hüseyin. Kardeşinle vedalaşmaya gecikme. Abbas! Abbas! Kardeşim! Kollarım da kesilmiş. Bu kollara nasıl da kıydılar? Abbas! Kardeşim! Alemdarım! Neden ağlıyorsun? Abbas! Vasiyetin varsa söyle bana. Hüseyin, ölmeden cemalini bir kere daha görmek istiyorum. Ama gözlerime dolan kanları silemiyorum. Şu anda başım senin dizlerinin üzerine konmak benim için büyük bir saadettir. Ama sen düştüğünde kim alır başını dizlerinin üzerine? Üzümlenme kardeşim. Anam Zehra cennetten gelip alır benim başımı dizinin üzerine. Kardeşim, biliyorum ki bacılarım artık esir olacak. Onları Kufe'ye götürdüklerinde Zeynep'i esir olarak görenler budur Ali kızı Zeynep, budur Abbas'ın bacısı Zeynep diyecekler. Bu benim gayretime dokunuyor Hüseyin. Kardeşim, bir de vasiyetim var. Rukayye'ye ve o şehit yetimlerine su sözü vermiştim. Ellerinde su tasıyla başucuma gelirlerse utanırım Hüseyin. Ne olur, ne olur beni çadırlara götürme. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve eşhedü enne Emirül Müminine Aliyun Veliyullah. Abbas, kardeşim, şimdi belim kırıldı. Artık yardımcım kalmadı. Kardeşim, Rukayye göz dikmiş yola alemdar. Bırakma bağrı kan ola alemdar. Bedende yok ki kolların. Desem ki kolların boynuma dola alemdar. Ey en kötü topluluk! Lanet olsun sizlere! Emanet etmedi mi peygamber bizi sizlere? Bize reva gördüğünüz bunca işkencelerle İhanet etmediniz mi ceddimiz peygambere? Peygamber kızı Zehra benim anam değil midir? Fatih Hayber Ali benim babam değil midir? Şu masum yavrulara bir yudum su vermediniz. Muhammed evladına bu su helal değil midir? Vah Abbas'a! Vah Hüseyin'a! Vah Hürmet'a! Abal Fayyaz! Abal Fayyaz! Abal Fayyaz! Abal Fayyaz! Baş sınıp düştü kolum. Baş sınıp düştü kolum. Ne sağım var ne solum. Ne sağım var ne solum. Tap garip
kardeşim, tap garip kardeşim, sana ben kurban olum, sana ben kurban olum, sana ben kurban olum. Abel Fazlı Anıl Dori gözümü açma ne bak Rukaya su gözleyip Asgarim su gözleyir, gözleri yolda kalır. Bana bak, bana bak, konun olaydı. Benimle kucaklaşaydın, bana kardeş can diyerdin. Abel Fazlim, Anam Dori, Abbas gitmem gerek, sana doymadan. Hazretiyle yüzüm yüzüme koymadan, ben gitmesem, ben gitmesem, Zeynep buna gelir, gelip seni bu halini görmeden. Eyvah Yaman Fazlım eyvah, Alam Darim eyvah. Ölümden mi korkuyorsun ey Hüseyin? Alim Layla, Balam Layla, Aliyu Asgarim Layla, Alim Layla, Balam Layla, Aliyu Asgarim Layla. Medine'den getirmişem bu arsaya getirmişem Kerbela'ya getirmişem Kerbela'ya getirmişem Halim Layla Balam Layla Ali Asgar böyle seslendi Babacan gelmedi beşiğimden meydana götür Südeme aşıkını mahzeri Cemal'e götür mahzeri Cemal'e götür razı değilim razı değilim
zilletle cahanda yaşayan. Ne cür Ali Asgar? Razi değilim zilletle cahanda yaşayan. Baca olsam da baba, Ekber'i, Ekber'i kardeş ya. Lay 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 lay, Elim lay lay. Ya Hüseyin, Ali Asgar'ın artık takati kalmadı. Belki, belki ona merhamet edip de bir yudum su verirler. Ey zalimler! Hadi beni suçlu görebilirsiniz. Ya şu 6 aylık bebeğe ne dersiniz? Onun ne günahı var? Hiçbir dinde çocuklar suçlu sayılmazlar. Ey Ermeni! Hüseyin'in isteğini yerine getir! Al! Ali! Oğlum! Yavru kurbanım! Küçük şehidim! Ah, nasıl da su verdiler sana. Ya Rabbi, şahidim o. Oklanan Ali Asgar'ımdır bu. Kanını sana armağan ettim. Arşına olan ziynetimdir bu. Bu kurbanımı da kabul et. Kabul et Allah'ım. Gel çadırdan dışarı, ciğerim yandı bacı. Elim üstünde Ali Asgar'ım oklandı bacı. Çok bakıp Asgar'a yanma. Beni yandırma Hüseyin. Oklu kurbanını meydanda dolaştırma Hüseyin. Bu Allah'ın imtihanıdır, sabırlı olun. Dayanmamız, direnmemiz gerek. Biz bu şerefli yolu galip beladan seçtik. Ben daha ölmedim. Hey Hüseyin! Hadi karşımıza çık. Seni bekliyor kılıçlarımız. Baba, kendini ölüme mi atıyorsun? Kızım, yaru yaveri kalmayan ve bunca insan arasında yalnız bırakılan birinin ölüme atılmaktan başka çaresi var mıdır? Ey kimsesiz baba! O halde bizi ceddimizin Medine'sine geri götür. Heyhat kızım! Kata kuşu rahat bırakılsaydı yuvasından ayrılmazdı. Düşman da karşıdan bakıyor. Ağlayıp onları güldürmeyin. Zeynel Abidin'i de kollayıp gözetin. Ya Hüseyin! Biliyorsun, doğuştan beri gözümden ırak kalmana tahammülüm yok benim. Oysa, oysa bu gidişinle ömür boyu sensizliğe mahkum ediyorsun beni. Kalbim hasretine nasıl dayanır? Ruhsuz beden yaşar mı? Zeynep, kardeşim. Ben ceddim Resulullah'tan, babam Ali'den, anam Zehra'dan ve kardeşim Hasan'dan daha aziz değilim. Hüseyin, Abbas geldi. Hüseyin,
Zeynep. Zeynep. Geldi aşkı Hüseyin'in sinesini öpey öpey bana saslandı ama ya Fatıma senin bana verdiğin emaneti bak indi veririm şeyine anacağım ama Fatıma la Zeynep la Zeynep la Zeynep öpürem susuz boğazı susuz boğazı gel bana lay lay dilan lay lay dilan gel bana vay dilan ay lala Hüseyin'e vay vay diyen yok benden başka boğazımla öpem yok Hüseyin bacım Zeynep cennet kokuna kurban olsun kurban olsun kurban olsun ay kardeş can kardeş ay kardeş Hüseyin sıradan biri değildi. Ölümü de sıradan olmayacaktı. Hüseyin sıradan yaşam ve sıradan ölümü sıradan insanlara bırakmıştı. Onlar ölüme meydan okuyan bir yudum suya hasret 72 kişiydiler. Binlerin üzerine birer birer gittiler. Her yiğit kendi destanını yazarak kahramanlık dersi verdiler. Ölümden korkmadıklarını aleme gösterdiler. Tarihin karşısına Zeynep'i şahit diktiler. Zeynep'i şahit diktiler. Zeynep'i şahit diktiler. Artık gitmeliyim. Allah'a emanet ol bacı. Kanımı akıtmak için söz birliği etmiş olduğunuz insan işte karşınızda. Peygamberimizin soyunu devam ettiren yegane kızı Fatıma'nın hayatta kalan tek oğlu olduğumu. Cennet gençlerinin efendisi kardeşim Hasan'la birlikte ben olduğumu. Peygamber aslanı Hamza'nın babam Haydar-ı Kerrar, Fatih Hayber Ali Murtaza'nın amcası. Cennette meleklerle uçmakta olan Cafer-i Tayyar'ın benim amcam olduğunu bildiğiniz halde nasıl benim kanımı akıtacaksınız? Hem siz
hak düşmanı Fasık Yezid'in zalimce yönetimine karşı verdiğim mücadelede bana destek olacağınıza söz vermediniz mi? Bunun için bana onca mektup yazan sizler değil misiniz? Şimdi size ne oldu ki Ebu Süfyan evladına uyarak peygamber evladının kanını akıtmak için bu kadar isteklisiniz? Ey Hüseyin, bunları bilmiş olmamız senin kanını akıtmaya engel değil. Sen Emir-el-Mümin'in Yezid'in emir ve isteklerine karşı geldiğin için bütün bunlar başına geldi. Ya Hüseyin, biz senden nasihat almak için değil, kelleni almak için geldik. Ben uyarma vazifemi yaptım. Ama görüyorum ki sizin savaştan başka düşünceniz yok. Öyleyse Bismillah!